...manşete hoş geldiniz 23 Mayıs 2022... ...hafta sonu görüldü ki artık partiler sahaya indiler ve... E, ...kimi gövde gösterisi yaptı... ...kimisi topladığı kalabalıklarla bir mesaj verdi... ...Cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışı... E, ...parlamenter sistem olacak mı olmayacak mı... ...yani önümüzdeki seçimle alakalı... ...bir takım belirsizliklerin artık yavaş yavaş giderileceği bir döneme girdik... ...evet e, muhalefetin adayı belli değil... ...evet iktidarın adayı Tayyip Erdoğan ama değişir mi değişmez mi onu da bilmiyoruz. Peki nasıl bir kampanya yapılacak? Yani muhalefet bir arada bir kampanya mı yürütecek yoksa her parti ayrı bir telden mi çalacak? Ee, Tayyip Erdoğan kampanya yapabilecek mi ya da işte hafta sonu Adana'da olduğu gibi çeşitli vesilelerle ve kamu gücüyle filan neyse gençleri böyle bir stadyuma doldurup onlar üzerinden prim mi yapmaya çalışacak? Bütün bunlara bakacağız. Elbette Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Maltepe mitingi Meral Akşener'in son dönem çıkışları Gaziantep'te Deva Partisi mitingi ve Erdoğan'ın Adana buluşması, gençlerle buluşması sözüm ona önemliydi. Bütün bunların hepsine bakacağız ve acaba bu bir senede Türkiye'yi neler bekliyor, hangi tehlikeler bekliyor veya hangi riskler altında bu işe girişiliyor buna da bakacağız. Bir yandan da ekonomik kriz ve ekonomik gidişatla alakalı veriler son derece endişe verici ona da bakacağız. Fakat Türkiye'de iktidar birazdan sıra gelmeyecek başta onunla başlayayım. Türkiye'de iktidar yalnız değil muhalefet unsurlarıyla beraber çalışıyor ve iktidarın sıkıştığı yerde nasıl ki Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli yardıma gönderildiyse adeta onun gibi gene sıkıştığı yerde birileri çıkıyor ve e, hayat öpücüğü veriyor. E, onlardan biri de Ümit Özdağ. Çok net artık belli ki e, Zafer Partisi e, ciddi bir kışkırtıcılık yapıyor ve ciddi bir psikolojik harp götürüyor ki bu işin üstadı e, kendileri. E, Hatay Belen'de orman yangını halk PKK'nın çıkardığını düşünüyor. Yani bir e, Kutuplaşma bu şekilde e, teşvik edilir ve bu şekilde insanlar birbirine düşürülür. Yani yarın öbür gün bu yani öyle alttan alta bir psikolojik harp, gö harp götürüyor ki. Halbuki geçtiğimiz yaz e, orman yargınlarını PKK çıkardı falan dendi ve e, yapılan soruşturmalarda bir yere gitmedi olay. Bu ortada olduğu halde bir yerde bir şey tutuşsa akla PKK gelsin isteniyor. Ve PKK'dan Murat e, insanların alnında PKK'lı yazmıyor. Kürtlere karşı insanları kışkırtmak. Bir de yani verilen mesaja bakın. Halk PKK'nın çıkardığını düşünüyor. Ve hey Dingil. Koskoca profesör doktor olmuşsun. Böyle tweet atılır mı? Ben bile yani bunu bir gazeteci bile yap, yapmaz ki gazeteciliğin o görev tanımları arasında geçer. Yani halkın ne düşündüğünü vermek de geçer ama önünü arkasını da verir. Yani halka sorduğunuzda halk, halkta böyle bir kanaat var fakat işte valilik de şöyle dedi, yetkililer de böyle dedi. Görgü tanıkları da şöyle düşünüyor falan diye e, tüm boyutlarıyla gazeteci konuyu ortaya koymaya çalışır. Ama bir siyasetçi, hele ülke yönetimine talip olmuş güya bir siyasetçi, halk PKK'nı çıkardığını düşünüyor diye tweet atmaz. Evet. Basın açıklaması yapmış Hatay Valiliği. Bir restoranın ...çöpleri yakılmış efendim bir yerde biriktirilerek, biriktirilerek neyse oradan çıkmış. Ama dediğim gibi o tweet orada duruyor. Ve on binlerce kere RT'lenmiş, likelanmış. O arada işte feministler Ümit Hoca'yı çağırmışlar. Ümit hocayla ile feminizm konuştuk. Bir ırkçı faşistle feminizmin neyini konuşuyorsun o ayrı bir konu ama... ...böyle de poz vermişler. Oluyor bunlar. Zafer Partisi'ni çizmiş. Daha doğrusu da Zafer Partisi'ne yeni logo yapmış... E, mahir görsel iletişim tasarımcısı gayet de başarılı İzmir'den e, bir vatandaş e, bu şekilde yani ampulün içerisinde e, üç hilal ve işte efendim Zafer Partisi'nin logosu yakışıyor açıkçası şu var yani görenler görüyor bilenler biliyor fakat yürüyen propaganda maalesef etkili oluyor yani Abdülhamit propagandası da böyle şimdi Abdülhamit üzerinden bir polemik gidiyor ve birileri çıkıyor ya Abdülhamit öyle değil de böyleydi Abdülhamit'in doğruları vardı yanlışları vardı Abdülhamit döneminde toprak kaybedilmediği yalan bilme ya duymuyor ki yani baştaki lider bir şey söyleyince onunla gidiyor olay yani e, siz onu istediğiniz kadar yok öyle işte geçen gün bir müteahhiti çıkartmış e, onunla yaptığı konuşmada da işte kanuni e, döneminde Süleymaniye Camii bir yılda bitirildi filan. Şimdi herkes Süleymaniye Camii bir yılda bitirildi zannediyor. Siz onu istediğiniz kadar düzeltmeye çalışın. Hayır bir yıl değil yedi yıl falan. Dediğim gibi çok değişik bir ortam ve bağırıyorsunuz sesinizi duyuramıyorsunuz. Yani böyle bir ortam. Neyse dönelim cumartesi günkü milletin sesi mitingine. Kocaman bir bu kepsleri ben Halk TV'den kestim. Yani sosyal ağlarda vesaire e, dolaşan kepslere çok fazla itimat etmediğim için... gerek iktidar kanadından gerek muhalefet kanadından şey olabilir diye... dezenformasyon olabilir diye... Halk TV'nin canlı yayınında... bu kepsleri e, ekran görüntüsünü aldım bizzat. E, ondan dolayı üzerine konuşacağım için. E, şimdi bu miting meydanında... sahnenin arkasında kocaman bir Kılıçdaroğlu fotoğrafı dikkat çekiyor. E, bununla da elbette bir lider vurgusu... bir cumhurbaşkanı adayı vurgusu yapılıyor e, ee, Çıkılıçdaroğlu yok yazılı kağıttan işte metinden okumuş okumamış orada değilim. E, ee, Tayyip Erdoğan prompturdan okuyor. Kılıçdaroğlu da prompturdan okumayı tercih edebilirdi ama e, kağıttan okuması biraz mitingin heyecanını düşürüyor. Kısa bir konuşma yaptı 20-25 dakika etkili vurgulu sözleri vardı. Canan Kaftancıoğlu'na destek mitingiydi bu Bursa'dan e, İzmir İzmir'e alın şeyi Bursa'dan İstanbul'a alındı. Fakat e, adaylıkla ilgili belirsizliği gidermediği gibi Kılıçdaroğlu'nun adayların altını biraz daha çizdi. Ee, birazdan ona da bakacağız. İşte bu da toplanan kalabalık. Bu kalabalığı görüp tamam bu iş bitti diyenler var. Ben bu bu iş bitti diyenleri Muharrem İnce'nin topladığı kalabalıkları hatırlatırım. O da yanılmıyorsam seçimden önceki son mitingini Maltepe'de yapmış ve benzer bir kalabalık toplamıştı. Orada da insanlar çok heyecanlanmıştı. Bakın istediğiniz kadar kalabalığı istediğiniz biçimde toplayabilirsiniz. Ee, mesela Nurullah Yıldız demiş ki Maltepe'deki şu kare her şey çoktan bitmiş dedirtiyor. Binlercesi var böyle. Yani bu fotoğrafı görüp her şey bitmiş filan diyemezsiniz. İstanbul seçim sonuçlarını getiriyorum size. İkinci seçim sonuçları 23 Haziran 2019. Ekrem İmamoğlu 54. Bin Ali Yıldırım yüzde 44 oy almış. Yani Ekrem İmamoğlu iki kişiden birinin oyunu almış. Ne kadar oy verilmiş Ekrem İmamoğlu'na? 4 milyon 741 bin. İstanbul'da sizin oyunuz 4 milyon 741 bin. Yani o 4 milyon 741 bin içinde, kişi içinden 50 bin 100 bin oraya gelse zaten ortalığı yıkarsınız. 200 bin 300 bin kişi gelse artık dağlar tepeler insan olur. Ve e, mesele size oy veren insanların sizin destekçilerinizin sizin partilerinizin otobüslere bindirilip oraya yani meydanlarda bir gövde gösterisi ise imkanları sonuna kadar kullanarak gece gündüz çalışarak parti örgütleri şu bu vesaire il ilçe teşkilatları Otobüslere bindirilerek çevre illerden de diyelim ki getirmek biçiminde filan patlatırsınız rakamları mesele bu değil. Yani kendi kendinize kapalı devre Halk TV yayını gibi işte Halk TV'de bir program yapılıyor en çok biz seyredildik. Yani insanlar sizi seyrediyor ama sizi siz siz yani e, duymak istediklerini insanların söylediğiniz için sizi seyrediyorlar. Fakat öbür tarafta büyük bir kararsız kitle var. Öbür tarafta büyük bir AKP kitlesi var. Her neyse MHP kitlesi var. Onlara ulaşabiliyor musunuz? Mesele o. Biraz da yani. Evet. Kamu çalışanları Fethi kutlamaları için otobüsle İstanbul'a taşınacak. Şimdi bu bile iktidarın bu konuda işte Adana gençlik buluşmasında da öyle. Bütün kamu imkanları seferber ediliyor. İşte uçaklar, otobüsler, hatta Şeylerini de kapatmışlar. Plakalarını da kapatmışlar. Otoyol geçiş ücretleri falan alınmasın diye herhalde neyse. Bunu kullanıyor, kullanacak. Her türlü devlet imkanını kullanacak. Ve her türlü propagandayı kullanacak. Hatta insanların cebi cebine 50 lira, 100 lira sıkıştırıp parayı da kullanacak. E, bu yani AKP yeni bir şey yapmıyor. E, son 10-12 senedir. Özellikle 2011 seçimlerinden bu tarafa en iyi yaptığı şeyi yapıyor. Devlet imkanlarıyla, belediye imkanlarıyla... Ee, valiliğiyle şunla bunla e, saldırıyor. Şimdi Gaziantep valiliği Deva Partisi'ne e, Cumartesi günü Gaziantep'te yapacağı miting için önce yer verdi uygundur dedi. Sonra bunu geri çekti uygun değildir dedi. Sonra da işte millet biraz gitmesin gidemesin diye daha uzak bir yer gösterdi bilmem ne. Şimdi böyle uğraşıyorlar sizinle. E, Gaziantep ki AKP'nin önemli kalelerinden biri. Deva Partisi orada taban bulsun istenmiyor. Yani e, devletin bütün bürokrasisi sizin önünüze engel çıkartmak için şu anda seferber olmuş durumda. Yarın haydi haydi olacak. E, Türk Polis Teşkilatı Amerika'da yaşayan Türk vatandaşlarımıza uyarımızdır diye bir tweet attı. Şimdi bu hikaye şu. CHP'nin İstanbul'da mitingi vardı. Cumartesi günü ve Amerikan elçiliği kendi vatandaşlarını uyararak işte CHP'nin mitingi var. Dolayısıyla orada taşkınlık çıkabilir, hadise olabilir, polis gruplara müdahale edebilir, biber gazı sıkabilir, şu olabilir, bu olabilir. Devlet eliyle veya provokatörler eliyle bir şeyler olabilir deyip İstanbul'daki vatandaşlarını CHP mitingi süresince dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bunu, bu tabi Ankara'nın zoruna gitti. Ankara'nın zoruna gitti de yani Emniyet Genel Müdürlüğü Amerika'da yaşayan Türk vatandaşlarımıza uyarımızdır. Yapılacak geniş katılımlı organizasyonlarda falan diye böyle genel bir falan duyur. Yani böyle bir bisilleme yapmanın ne manası var? Kaldı ki bunu yapacaksa Amerikan elçiliği yapmalı. Amerika'daki ayrı bir şey. Emniyete, emniyete ne oluyor yani? Emniyet genel müdürlüğüne ne oluyor? Ama işte troller tarafından idare edildiği için geçtiğimiz hafta veya önce, ondan önceki hafta da emniyet genel müdürlüğünün benzer bir tweet'i vardı. Bu derecede de şirazeden çıkmış durumdalar. Yani Güya işte misilleme yapacaklar veya aynıyla karşılık verecekler. Güya misilleme yapacaklar. Canan Kaftancıoğlu için Cumartesi günü miting yapılmıştı. Canan Kaftancıoğlu konuşmadı ama mitingin ardından sahneye çıktığında gerçekten büyük tezahürat, büyük alkış aldı. Kaftancıoğlu... Bu yani son haftalarda özellikle spor giy, giyimi işte üstünde böyle deri mont oluyor bir tişört oluyor altında e, jean oluyor veya işte kot pantolon dediğimiz e, pantolon e, tercih ediyor ve son derece spor rahat kıyafetlerle spor ayakkabısı tercih ediyor. E, kabullerini de böyle yapıyor yani CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda milletvekilleri gelmiş başkaları gelmiş içeriden dışarıdan misafirleri onları da aynı şekilde bu tarz bir kıyafetle e, karşılıyor uğurluyor büyük ilgi var. E, Tayyip Erdoğan'ın son dönemde yaptığı bilerek veya bilmeyerek veya farkında olmadan iyiliklerden biri Canan Kaftancıoğlu'nda da e, Türk siyasetine kazandırması oldu. Tıpkı Selahattin Demirtaş gibi, tıpkı diğer aktörler gibi Ekrem İmamoğlu gibi, Mansur Yavaş gibi Canan Kaftancıoğlu da kendinden söz ettirecek e, bir isim. O arada Meral Akşener'in e, bu e, fotoğrafı da son derece çarpıcı aşağı yukarı Canan Kaftancıoğlu kre, kreasyonuna çok benziyor. Aşağı yukarı aynı. E, o da e, işte spor ayakkabı e, işte deri ceket vesaire bir kreasyonla Tabii Canan Kaftancıoğlu'na biraz daha yaşı var ama daha genç ve daha dinamik bir görünümü benimsemiş. Bütün bunlar ve bütün bunların hepsi e, hareketli e, ve e, sürprizlere gebe bir seçim sezonuna girdiğimizi gösteriyor. Bakalım ipi kim gösterecek? O arada Meral Akşener demişken e, İyi Parti'ye Ahmet Hamdi Üçok mu Zeki Üçok mu neyse ismini bile bilmiyorum. Bir e, vatandaşı e, katmış Ali Türkşen vardı işkenceci. E, o sonra İyi Parti'den ayrılmıştı. Onun boşalttığı koltuğa oturtabilir bu Üçok'u. Tuhaf yani İyi Parti e, bir öyle bir böyle. Bir, bir de şöyle bir tarafı var İyi Parti. Birkaç defa söyledim bir kere daha tekrar edeceğim. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında yani 2021'in ikinci yarısında yakaladığı ivmeyle 17'lere 18'lere çıkardığı puanı sonra bir anda pauslandı yani adeta dondu orada ve e, yatay bir çizgide devam ediyor İyi Parti'nin oyları. İyi Parti daha da yükselmek istemiyor mu ya da işte kendi oylarını baskılıyor mu bilmiyorum. Yani. Fakat bu yaşanan gelişmeler bunu düşündürüyor. Özellikle 2022'nin ilk yarısında ve 2021'in sonu işte Kasım Aralık'tan başlayarak 5-6 aydır ciddi bir durgunluk var. Şey Meral Akşener vites küçültmüş duruyor. Bu transferlerle de ne yapacak yani? Partiyi nereye götürmeyi amaçlıyor? Ayrı bir konu. Şimdi dönelim. Ekonomide muazzam bir baskılama var. Merkez Bankası dolar satarak ki ekonomistler... Nisan sonuna kadar ben daha evvel 30 milyar dolar demiştim ama hesaplamışlar 32 milyar dolar civarı Merkez Bankası'nın doları baskılamak veya kuru belli bir seviyede tutmak için 32 milyar dolar sattığını söylüyorlar. Önceki 140 milyar dolarla da topladığınızda bu 170-180 milyar doları buluyor. Mayıs'taki satışları bilmiyoruz. Fakat Turhan Bozkurt önemli bir konuya dikkat çekmiş. 15.97 geçildiği an başlıyorlar satmaya diyor. 16'nın altında tutmaya çalışıyorlar diyor. Haksız değil. O arada Euro 17, Sterlin 20 TL'yi aştı. Euro ve Sterlin'deki pariteyle çok fazla ilgilenmiyorlar ama doların ayrı bir stratejik bir psikolojik bir şeysi var. Tesiri var piyasalara. Ondan dolayı onu orada biraz 16 TL'de baskılamaya çalışıyorlar. Fakat asıl önemli olan şey şu. Bize de bugün başlığı attıran, kapağı yaptıran konu Kemal Kılıçdaroğlu'nun 16 Mayıs'ta attığı Arapça tweet. Bu tweet e, emin olun e, CHP'nin Maltepe mitinginden daha da çok yaraladı e, iktidarı ve Tayyip Erdoğan'ı. Burada bu Arapça tweette yukarıda zaten e, tercümesini de veriyor Kemal Kılıçdaroğlu milletimizden çalınanlarla yatırımcı dostlar diyor ama esasen Arapları kastediyor. Katar sermayesini, Birleşik Arap Emirliklerini falan kastediyor. Milletimizden çalınanlarla yapılan hiçbir şey size satılamaz. Malla ilgili işlenen suçlarda siz dahil kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Gelecekseniz bunu bilerek gelin diyerek ve bunu Arapça atarak ve ilk defa Arapça bir tweet atarak muhataplarına doğrudan hitap etti Kemal Kılıçdaroğlu ve bu iktidarı çok acıttı, özellikle Erdoğan'ı ve Erdoğan çevresini çok acıttı. Maltepe mitinginden daha çok acıttı ve Erdoğan iki gün sonra AKP grubunda kimsenin dikkatini çekmedi ama bunun altını çizdi dedi ki tüm dünya körfez sermayesini çekmek için uğraşırken bunlar ülkemizden kaçırmak için çalışıyor e, ve e, Birleşik Arap Emirliklerine Taziye'ye gitmesi, emirin ölmesi üzerine. O da zaten son derece dikkat. Herkes orada işte Türk bayrağı var mıydı yok muydu ona takıldı ama yani de resmi bir ziyaret değil. Bir çalışma ziyareti de değil. Tamamen bir taziye ziyareti. Ee, ve oraya bile bir heyetle falan giderek Erdoğan bir şeyleri koparma ve bir şeyleri orada ayaküstü halletme derdinde. Mesela taziye falan filan değil. Kaç tane lider gitti Birleşik Arap Emirlikleri'ne bizzat koşa koşa taziyeye. Sadece Erdoğan gitti. Elle tutulur o anlamda söylüyorum. Ve onun oraya gitmesinin nedeni taziye değildi. ...bir takım şeyleri bağlamak... ...ve şu ortaya çıktı... ...Birleşik Arap Emirlikleri de... ...Katar'da öbürü beriki de... ...bu tür şeylerle ilgilenmiyorlar... ...ve çok daha... Ee, ...kendileri için efektif... ...yatırım araçlarına yönelmiş durumdalar... ...haliyle oradan... amaçladıkları sıcak kaynak neyse... ...bunu elde edemediler... ...elde edemedikleri için de işte... E, ...Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı... ...Arapça tweet... E, ...etkili de oldu bölgede... E, ve Erdoğan oraya püskürdü. Yani bütün dünya körfez sermayesi için uğraşırken e, bunlar ülkemizden kaçırmak için çalışıyor dedi. Bunun da altını çizelim. O açıdan o tweet ve onun ardından Erdoğan'ın verdiği bu tepki önemliydi. Maltepe'den çok daha etkili bir e, e, ne bileyim acıtma, sarsma iktidarı Ankara'yı. O arada kaç defa e, daha aklayacaklar veya işte efendim dokunulmazlıklar dokunulmazlık verecekler bu çökme e, işlerine bulaşan insanlara bilmiyorum. En son gene meclis gündemine gelen bir yasayla eee e el konulan şirket yönetimindeki isimler yargılanamayacak ve orada bir zarar olursa o zararı da kamu üstlenecek falan diye bir şey getiriyorlar. E, böyle bir şey. Yani e, hem kendi dönemlerinde hem de kendi dönemlerinden sonrası için Tedbir alıyorlar başka bir şey değil. Bunun iki nedeni var. Bir orada çalışacak bürokrat bulamıyorlar. Bunlar, bu işler bizden bunlar bizden hesap soracaklar. Bu hırsızlıktan dolayı bizden hesap sorulacak diye çalışacak bürokrat bulamıyorlar. Çalışan bürokratlara da böyle bir güvence veriyorlar ki bak işte biz sizi size dokunulmazlık veriyoruz falan. Yani böyle bir harami düzeni var. Yani şu düzenleme bile nasıl bir harami düzeni olduğunu göstermesi açısından yeterli. Halbuki bir hukuk düzeninde bir demokraside ve ne bileyim denge denetimin aktif olduğu bir düzende bu tür düzenlemeler ne meclise gelir ne görüşülür ne de işte üzerinde mesai harcanır ayrıca hiç kimse dokunulmaz değildir geçelim Erdoğan'a. E, skorer noktasında bir numara benim hafta iki kez basketbol maçı yapıyormuş falan. Erdoğan'a bunlar söyletiliyor. Erdoğan söylüyor. Erdoğan daha önce bunu e, söylemezdi. Şu anda söylemesinin nedeni sağlığıyla ilgili spekülasyonlar. Daha önce ben işte haftada iki kez basket yap, maç, maçı yapıyordum. Şu kadar yürüyorum işte efendim, en skorer benim falan filan gibi şeyler. Tıpkı geçmiş dönemde Umre'de fotoğrafı çekildiğinde o fotoğrafı makineden sildiren Erdoğan şimdi Umre'de Kabe'yi tavaf ederken Kabe'nin içinden dışından fotoğraflar, görüntüler veriyor. Dolayısıyla o günkü Erdoğan'la bugünkü arasında ciddi fark var. Ama bugünkü Erdoğan'la ilgili şunu söylememe izin verin. Bir cümleyle söyledim başta bir kere daha söyleyeyim. Erdoğan derken baştan beri geçtiğimiz yıldan beri söylediğim, savunduğum ve bunlar elbet bilgiye ve duyuma ve elbette gözleme dayalı görüşleri değiştirmiş değilim. Erdoğan Gerek mental olarak gerekse fizik olarak e, şu anda görevini sürdürebilecek pozisyonda değil. Muhakeme yeteneğini yitirmiş durumda ve e, fiziken de düşük durumda. Yani e, dopinglerle ve e, takviyelerle ayakta e, duruyor veya tutuluyor. Yurt dışına günübirlik seyahat ancak yapabiliyor. Orada uzun kalmalı uzun toplantılar falan söz konusu olamıyor. En son NATO zirvesine gitti. Yani günübirlik bir seyahatti. NATO zirvesi öncesinde liderlerle aile fotoğrafını verdi. Hemen ardından toplantıya geçildi. Toplantıda Erdoğan masasında yoktu. Yerine Mevlüt Çavuşoğlu'nu oturttu. Orada bile kendinde olmayan bir Erdoğan var. Yani birkaç saatlik bir programda bile bir saatte bir saati birbirini tutmayan bir Erdoğan söz konusu. Önüne konulan metinleri okuyor. Ve ee, o metinlerin dışına çıktığında da saçmalıyor. İşte mesela en son sahneye bir iş adamını çıkarttı. İşte bir proje yapılıyor neyse. Proje 36 aylıkmış işte ona söz verdirtti. Ya bu böyle bir şey olabilir mi? İşte sen bunu gelecek sene bugüne kadar gelecek sene bugün bitireceksin. 36 aylık proje bir anda 12 aya düştü. Ya arkadaş insanlar sorar değil mi? Bu ihale edilmiş. Bunun bir fizibilitesi var. 36 ayda bu işin bitirileceği işte kalemler, kadrosu, mesaisi filan falan. Yani kimse 36 ayda bitecek bir iş için bir ihaleyi aldıktan sonra sahneye çıkıp da bu işi 12 ayda bitireceğim sözü vermez. Çünkü her şey değişir. Ayrıca o işin bitirilebileceği bir zaman dilimi vardır yani. Neyse ben de ne anlatıyorum. Orada verdiği örnekte de Süleymaniye'yi, kanuni döneminde Süleymaniye'yi Mimar Sinan'ın bir yılda bitirdiğini söyledi. Tabii kimse de düzeltmiyor. İktidar medyasında da bu düzeltilmiyor. Halbuki ben ben biliyordum bir yılda bitirilmediğini ama kaç yılda bitirildiğini araştırmam, bakmam gerekti. Küçük bir Google'lamayla da gördüm. Yedi senede bitirilmiş Süleymaniye Camii. Yani bir yılda o caminin, o devasa caminin 1500'lü yıllarda bitirilemeyeceğini, bitirilebileceğini söylemek de bir ayrı bir ahmaklık, ayrı bir konu ama dediğim gibi düzeltilmiyor da. Karşınızda muhakeme yeteneğini yitirmiş ve fiziken düşük bir insan var ve dopingle, destekle, önüne konulan metinlerle filan bu iş götürülüyor, götürülmeye çalışılıyor canlı yayınlarla değil bant yayınlarla gençlerle sohbetinde veya sanatçılarla sohbetinde şurada burada bile önüne mobil prompterlar konuluyor ve oradan konuşması temin ediliyor. Kendi başına kaldığında veya canlı yayında vesaire, vesaire saçmalama söz konusu yanlış bilgiler verme söz konusu veya ne yapacağı belli olmayan bir Tayyip Erdoğan figürü portresi söz konusu. Bunu da akıldan uzak tutmayın böyle bir ortamda seçime giriyoruz köprüden önce son çıkış dememin nedeni de o zaten yani bu noktada eğer bu seçimde verilirse bundan sonra artık hak getire. Önümüzdeki 4 yıl 5 yıl boyunca. Medya koridorunun haberine göre Eren Erdem önümüzdeki Kasım ayında muhtemelen 6 Kasım'da Ankara kulisleri son derece hareketli. Hükümet iktidar neyse seçime gidecek diyor. Aralıktan sonra ki işte enflasyon veya hayat pahalılığının artması filan falan buna daha fazla dayanamayacak. Gerek turizm girdileri, gerekse yaz aylarında enflasyonun biraz daha düşük seyredeceğinden filan hareketle Saray 6 6 Kasım'da baskın bir seçim, erken bir seçim yapabilir diyor. Evet böyle bir ihtimal söz konusu olabilir. Sıkça konuşuluyor kulislerde. Ama Türkiye'nin asıl gündemi bunlar. Gergerlioğlu bugün sabah aralarında kadınların da olduğu çok sayıda eski diplomat gözaltına alındı vesaire diyor. Haberiniz var mı? Yine e, İsveç'te hani böyle İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girişine Türkiye karşı çıkmış. İşte İsveç'teki e, tırnak içinde söylüyorum teröristleri bize iade edin demiş. İadesi istenen isimlerden biri 7 yıl önce hayatını yitirmiş. Yazar Sıraç Bilgin. Biyanetten Ferit Demirel'in haberi. Yani... Ve sonra işte Türkiye'nin e, diplomatik anlamda İsveç ve Finlandiya hamlesinin falan harika süper bir hamle olduğunu falan savunuyor birileri. Dosyaya baksalar böyle ahmaklıklar görecekler yani. Başka bir ahmaklık Yahu bu tweet attı da tweetin içinde ne yazıyor? Tweet attı diye hakkında soruşturma başlat, başlatılan bir Allah'ın kulu, kulu var mı bilmiyorum. Yok o zaman sormak lazım. Bu tweet attı da tweetin içinde ne yazıyor? Soruşturma onun üzerine açılıyor. Yani tweet atmak suç değil ama içinde yazandan dolayı açıl atılıyor diyor. Şimdi bunu bir sürü böyle kritik eden çıkmış. Hiç kritik etmeyin. Karşınızda ne yaptığını bilen, halkı salak yerine koyan, enayi yerine koyan, aptal yerine koyan bir güruh var. Ve bu güruh. Bekir Bozdağ ve bütün avaneleri ve sarayın bütün bu konuda kol kanat gelmiş binlerce bürokrat. Yargısı, bürokrasisi, işte o valileri, kaymakamları falan dahil binlerce bürokrat yargılanacaklar. Yaptıkları eylemden, ettikleri laflardan ve insanların canlarını yakmaktan dolayı, insanlara zulmetmekten dolayı yargılanacaklar. Ve bu lafı eden, bu lafı edenin hiçbir biçimde ne iyi hali olur, ne şusu olur, ne bu, busu olur. Bilinçli, kasten, bile, isteye insanların kanına giren zihniyettir bu. İnsanlara zulmeden zihniyettir bu. Acıma yoktur bu insanlara. Ve bu insanlar e, ceza kanunu neyse, o günkü mer'i olan ceza kanunundaki her maddenin en üst tavanından yargılanıp mahkum edilmek zorundadır. Sizinle böyle dalga geçen, böyle aptal enayi yerine koyan, koyan insanlar. Bekir Bozdağ da bunların elebaşılarından biridir. Ondan önceki Adalet Bakanı, ondan önceki de öyle. Abdülhamit Güller vesaire. Bile isteye yapmışlardır. Hafifletici hiçbir neden onları e, mazur gösteremez. Evet. Dolayısıyla e, bu edilen e, zırva, yok tweetin içiymiş dışıymış, içi boş tweetmiş değilmiş filan. Bunlara verilecek cevap budur. Başka bir şey değil. Dünya e, maymun çiçeği vakasıyla Sınanıyor Covid'den sonra işte önce İngiltere'de görülmüş tek tük vakalar var Almanya'sında, Avusturyasında, İsrail'inde, İtalyasında şurada burada Monkeypox deniyor, Pox Disease çiçek hastalığı demek, Monkeypox maymun çiçeği. O arada enteresan çiçek hastalığı dünyadan silindi ama 1980'li yıllara kadar aşısı yapıldı. Ben dahil yaşı 40-45'in üzerinde olan herkes aşılanmıştır. Çiçek hasta, çiçek aşısı olanlarda da bu olay çok daha hafif atlatılıyormuş. %80-90 koruma sağlıyormuş. Bilginiz olsun ama çiçek hastalığı dünyadan yani çiçek hastalığı tarihe karıştı. Artık çiçek hastalığı olmadığı için 1980'lerden bugüne çiçek aşısı da vurulmuyor çocuklara. Dolayısıyla son 40 sene içerisinde çiçek aşısı olmamış yeni nesil Y ve Z kuşakları öyle söyleyeyim. Bu hastalıktan etkilenebilirler ama henüz endişe verici bir noktada değil. Son notumuz Ukrayna'dan gelsin. 6.4 milyon insan Ukrayna'yı terk etmiş. Bütün projeksiyonlar tutuyor biliyor musunuz? Ukrayna savaşı ilk başladığında ilk haftalarda 7 milyon insanın Ukrayna'yı terk edeceği öngörülüyordu. İşte ona yaklaşmış rakam. Bunun 3.4 milyonu Polonya'da, 943 bini Romanya'da, 888 bini Rusya'da, 627 bini de Macaristan'da. 627 bin Macaristan. Macaristan 5 milyon nüfuslu bir ülke. Düşünün yani. Yani Macaristan'ın Suriyelileri gibi oldu bir anlamda Ukraynalılar. Ama Ukraynalılar Suriyelilerden daha ileri bir millet öyle söyleyelim. Komşu olmayan ülkelerde yani Ukrayna'ya komşu olmayan ülkelerde Almanya'da 700 binden fazla, Çekya'da 348 bin, İtalya'da 118 bin Ukraynalı var efendim. Evet işte bütün bu ortamlar çerçevesinde köprüden önce son çıkışa doğru gidiyor Türkiye. İki şey söyleyip bitireceğim. 2014 ve 2018 denemeleri var. Aynı koşullarda gidilmiş seçimlerdir. 2014'te Ekmelettin İhsanoğlu çatı adayı olarak gösterildi. CHP ve MHP'nin çatı adayıydı. 2018'de Muharrem İnce CHP adayı olarak çıktı. Çatı adayı yoktu. Meral Akşener kendi adayı oldu. Selahattin Demirtaş adayı oldu vesaire. Ee, ve yani bu adaylar Alevi değildi. Alevi olmadıkları halde kaybettiler. Erdoğan her iki seçimde de %52 ile aldı. Mesele Kemal Kılıçdaroğlu'nun bana göre Alevi olup olmaması değil. Kemal Kılıçdaroğlu sünni de olsa seçilebilir miydi? İşte bunu iyi etüt etmek gerekiyor. Ve Türkiye'nin bir deneme yanılma yapma lüksü yok. Eğer köprüden önce son çıkış bu seçimi de kaybederse muhalefet bundan sonrası için yapılabilecek çok bir şey yok. Ve bundan sonrasında Türkiye'nin Tekrar parlamenter sisteme dönmesi, tekrar hukuka, demokrasiye dönmesi vesaire hürriyetlere, neyse insan haklarına falan dönmesi bizim ömrümüz içerisinde zannediyorum görebileceğimiz bir amaç veya hedef neyse bir, bir, bizim ömrümüz içerisinde yaşayacağımız bir gelecek olmaz. Daha sonraki döneme ertelenir diye düşünüyorum. E, haliyle e, kişinin Alevi olup olmaması, solcu, sağcı işte efendim şucu, bucu, Kürtlerden oyalıyor, olmalı. Bütün bunların hepsini çok doğru değerlendirmek, alt alta koymak ve bu işi ilk turda bitirecek. Nasıl ki Erdoğan %52 ile seçildiyse %51 ile 52 ile en azından ilk turda hatta açık ara. Ali Babacan öyle demişti. Erdoğan karşısında açık ara kazanmanız lazım ki o hileyle aradaki farkı kapatmasın. %55-58 alacak bir aday ortaya çıkarmanız lazım ki bu işi ilk turda bitirin. Çünkü ilk turda bitiremezseniz birinci turla ikinci tur arasındaki bir haftada veya iki haftada aradığına kadar süre var bilmiyorum. Her şey olabilir. Onun için çok iyi bu işin etüt edilmesi, değerlendirilmesi gerekiyor. Senin fikrin nedir? Ben oyumu Kemal Kılıçdaroğlu'na da veririm aday olursa, Selahattin Demirtaş'a da veririm, Meral Akşener'e de veririm, Mansur Yavaş hepsine veririm oyumu. Yani Muharrem İnce oy kullanmadım ama verirdim yani Muharrem İnce'ye verirdim. Berat Akşener'e de verebilirdim diğer bir aday. Diğer bir aday Selahattin Demirtaş'a da verebilirdim. Bilmiyorum. Fakat benim oyumu nereye vereceğimin veya sizlerin oyunuzu nereye vereceğinizin bir önemi yok. Mühim olan 50 elli artı biri hatta hileyi falan da hesaba kattığınızda biraz daha açık ara farkla bu işi bitirecek bir aday üzerinde muhalefetin konsensüs sağlaması ve onunla ortaya çıkması. Senin benim ona oyup verip vermememiz filan. Mansur'a şundan dolayı vermem. Ekrem'e veririm. İşte bu konuda Meral Hanım yıprandı. Selahattin Demirtaş'ın şu konularda hataları var ama şu konularda artıları var falan. Orada değiliz. Yani bütün bu isimlerin hepsine ben oday, oy veririm. Siz de oy verirsiniz. Buna %100 eminim. Fakat mesele bu değil. Mesele bu insanları sevip sevmemek. Bu insanları yıpratmaya çalışmak. Bu insanları alçaltmak veya yükseltmek. Birine karşı diğerini tutmak falan da değil. Hiçbirisiyle de Böyle bir, biliyorum çoğu insanın ne hukuku var, ne yakınlığı var veya herhangi bir aday lehinde e, görüş belirttiğinde işte oradan bir çıkarı olsun. Mesele Erdoğan karşısında işi bitirecek birinin etrafında kenetlenmek. Kastettiğim o. Yoksa Maltepe'de toplanan kalabalığın da Halk TV'de izleyici rekorları kıran, Tele 1'de izleyici rekorları kıran programların da şu aşamada çok bir önemi yok. E, kendin çal, kendin oyna. Olayları bunlar. Mühim olan kararsız kitleye ulaşıp işi bitirecek ve ipi göğüsleyecek oyları almak ve o kesimi ikna etmek. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşçakalın.